Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine bir çeyiz alışverişi videosuyla karşınızdayım. Lafı çok uzatmayacağım çünkü gördüğünüz gibi yine çok yoğun bir video bizi bekliyor. Hemen başlayalım. Önce şu en tepedeki kapla başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu kabın markası Cambro. Ben bunu Trendyol'dan aldım. Bu markayla alakalı pek bir bilgim yoktu açıkçası. Çok fazla araştırdım. Hatta o zaman Instagram'da da sordum. Daha önce mutfaklarda işte otel mutfağında ya da herhangi bir restoran mutfağında çalışmış olan arkadaşlarım yazdı bana. Biz restoranda bunu kullanıyorduk ve çok memnunduk diye. Gerçekten çok dayanıklı ürünler diye. Zaten bir otel ya da restoran mutfağında bir ürün kullanılıyorsa o gerçekten dayanıklıdır. Ben de kendi araştırmalarım sonucunda gerçekten çok iyi bir marka olduğuna kanaat getirdiğim için bu markayı tercih ettim. Ben bunları buzdolabı içerisinde meyve sebze koymak için aldım. Saklama kabı olarak kullanmak için aldım yani. Ürünlere baktığınız zaman dediğim gibi ben Trendyol'dan aldım. Başka bir site üzerinden satışları var mı bilmiyorum. Trendyol'da yorumları işte 4.4, 4.9 çoğunlukla da 5'ti. Yani en düşük yorum 4.4 gibi bir şeydi. İşte yorumlarda da yeşilliklerin 10 güne kadar dayandığını söylüyorlardı. İşte kabakla havucun 2,5 haftaya kadar dayandığını söylüyorlardı. Kapaklarının çok sağlam kapandığını ve hava almadığını söylüyorlardı ki kapağı gerçekten çok sağlam kapanıyor. Çok zor açılıyor çünkü. İşte peynirin 10 gün boyunca bozulmadığını yazan vardı. İşte Tupperware'le mesela asla kıyas edilemeyeceğini yazanlar vesaire vardı. Ben de o yorumlara güvenip aldım. Kendimin dediğim gibi markayla alakalı da birkaç araştırmam oldu. İşte kullanılan maddelerin gıda güvenliğine uygunluğunu denetleyen bağımsız en üst otorite olan NSF tarafından uygun olarak listelenmiş bir marka ve ürün bunlar. Cambro Store Safe işareti. Şurada gösterebilecek miyim bilmiyorum. NSF dediğim şu. Bir de Cambro Store Safe sanırım şuydu. Bu işaret de gıda güvenliğini destekleyen saklama ve taşıma ürünlerini tanımlıyormuş. Aşınma ve yıpranmaya karşı 2 yıl pro garanti kapsamındaymış bu ürünler. Ama Trendyol üzerinden aldığım için sanırım bu garantiye girmiyor. Onu tam bilmiyorum ama zaten 2 yıl içerisinde garantisi, yani ben kullanmadan garantisi bitmiş olur muhtemelen. Ticari bulaşık makinelerinde dahi yıkanabilen bir ürün arkadaşlar. O yüzden aslında yani normal evde bulaşık makinesine atsanız hiçbir şey olmaz muhtemelen. Neredeyse kırılmaz olarak geçiyor. Zaten plastik ama çok kalın bir plastik. Ve gerçekten böyle yere düşse en fazla çizilir gibi bir hissiyatı var elinize aldığınız zaman. Kevlar polikarbon maddesi. Bu da -40 derece ile 99 santigrat dereceye kadar dayanıklı bir malzeme. İşte lekelere, asitlere ve kokuya karşı dayanıklı, kimyasallara karşı da ekstra dirençli bir madde. Yapışmaz iç yüzeyi sayesinde gıda atıklarının oluşmasını engelliyor. Yani orada tortu kalmasını engelliyor aslında. Şurası dokulu. Bu dokulu alt yüzeyde çizilmeye karşı direncini artırıyor bu malzemenin. Kullanılmadığında da istiflenebilmesi, depolanabilmesi aslında. Yani bunlardan böyle birkaç tane aldığınızda çok rahat iç içe geçirebiliyorsunuz. Bu da onları çok rahat bir şekilde muhafaza edebileceğiniz anlamına geliyor. Çok fazla anlattığımın farkındayım. Ben bu markayı hiç bilmiyordum dediğim gibi. Trendyol bana bu markadan bir indirim kuponu vermişti. Ben de bunda kullandım. Normalde bu ürünün fiyatı 103 liraydı. Ben 83 lira gibi bir fiyata aldım. Normalde kapaklar zor kapanır, kolay açılır. Bunda tam tersi. Çok kolay kapanıyor ama çok zor açılıyor. Şu şekilde kapağı da oldukça kalın ve kaliteli gerçekten. Yani plastik olmasına rağmen gerçekten kaliteli. Beni çok tatmin etti. Kap da şu şekilde. Yani bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Ben bu kapları MasterChef'te de görüyordum. Yani bu marka olduğunu bilmiyordum ama aynı bu ürünler MasterChef'te de vardı. Onlar da bu markaymış. Arkadaşlar dediğim gibi bir ürün otel ve restoran mutfağında kullanılıyorsa gerçekten ona güvenebilirsiniz. Çünkü onlar maliyeti düşürüp en fazla kullanabilecekleri, en rahat kullanabilecekleri ürünleri seçiyorlar. Gerçekten yeşilliklerin içerisinde benim için bir hafta dayanması idealdir. Ben onları yıkayacağım, kurulayacağım, içine koyacağım ve bir hafta beni idare etmesini beklerim. Aynı şekilde sebzelerinde. Dediğim gibi ben denemek için bunu aldım. Ha, şurada yazıyor litreleri. 5 litrelikmiş bu. En son 5 litreye kadar. Orada görünecek mi bilmiyorum. 5 litrelik olanı almışım. Şimdi bu kesin böyledir diyemiyorum çünkü hiç kullanmadım. Aslında aklımdaki plan eve alıp
evde kullanıp daha sonrasında diğer parçalarını kendime almak. Yani dediğim gibi Instagram'dan da yazan arkadaşlarım oldu. Gerçekten kırılmadığını, ürünleri de çok taze bir şekilde sakladığıyla alakalı çok fazla mesaj aldım bu ürünle ilgili. Bakalım ben de deneyeceğim. Dediğim gibi bu 5 litrelik olanı ben bunu 83 liraya aldım. Evde denersem muhakkak zaten beni Instagram'dan takip edin. Oradan muhakkak paylaşıyor olurum. Dediğim gibi kapağı çok kolay kapanıyor ama çok zor açılıyor. Şöyle tıp diye kapanıyor ama çok zor açılıyor. Bu şekildeydi. Bununla alakalı çok fazla konuştum ama çok fazla araştırdığım için sizi de bilgilendirmek istedim. Bunu ben buzdolabına meyve sebze koymak için kullanacağım. Böyle bir arayışınız varsa bakmanızı ve yorumlarını okumanızı tavsiye ederim. Şimdi şu ön tarafı azaltarak gidelim. En iyi öyle olacak. Şu iki kupadan devam edelim hemen. H&M'den almış olduğum bu kupalarımı göstermek istiyorum. Bunlar yine H&M'in bilindik kupaları. Normal kırık beyaz bir rengi var porselenin ve altın bir şeridi var. Altın bir tutma yeri var. H&M'de en sevdiğim şey bu altın şerit olayını çok temiz yapıyorlar arkadaşlar. Ben Madame Coco'dan vesaire de aldım. Gerçekten sanki oje fırçasıyla sürmüş gibi buraları çok kötü oluyor ama H&M bu işi gerçekten çok iyi yapıyor. O yüzden ben verdiğim paraya o kadar acımıyorum H&M'de. Oldukça büyükler, çorba kasesi olarak düşünebilirsiniz. Tam olarak Starbucks'ın orta boy kahve, yani küçük boy ile orta boy arasında bir ölçüsü var. O bardaklarından bahsediyorum. O yüzden bence çok iyi. Yani Starbucks'a veya Mac'da istediğin zaman, kupada istediğin zaman bu boyutta bir şey geliyor. Kahve içmeyi seviyorsanız benim gibi bayılırsınız. Aynı zamanda ben bunlarda işte çorba içmeyi seviyorum. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. İşte makarna yemeği, yemek yemeyi de çok seviyorum kupalarda. Bunlar böyle çok hoşuma gitti. Tanesi 60 liraydı. Ben bunlardan 4 tane aldım. Büyük oldukları için 4 tane de yeterli olur diye düşünüyorum. Bütün takımlarına da zaten uyumlular. H&M'den devam edeyim. Şöyle bir siyah tepsi aldım. Siyah gerçekten çok tutkunum bu ara. Bu da böyle mat siyah inanılmaz hoşuma gitti gerçekten. Ölçüsü küçük hatırlamıyorum ama 24 santimdir en fazla. Şu şekilde gerçekten çok güzel. Altında silikon ayakları var oynamaması için. Gıda ile temasa uygun. Şurada işareti var. Elde yıkamanız gerekiyor ve gıda ile temasa uygun. Yani bunu tepsi olarak da kullanabilirsiniz. Daha demin benim yaptığım gibi böyle fincan da koyabilirsiniz. Ama isterseniz işte kahvaltılık, ne bileyim yemek, pankek, börek vesaire onları da direkt üzerine koyabilirsiniz. Gıda ile temasında herhangi bir sıkıntısı yok. Gerçekten çok güzel bir ürün. Fiyatı 100 lira. Normalde bu kadar değildi. Sonradan arttırdılar fiyatını ama çok beğendiğim için ben bir tane almak istedim. Bunu göstermişken şu kupaları da göstereyim. Böyle bunun üstünde de çok güzel duruyorlar. Bu kupaları da ben Karaca'dan aldım. Normalde işte kahve fincanım var, büyük kupalarım var ama böyle Nescafe fincanı boyutunda dediğimiz bir fincanım hiç yoktu. Ben de o yüzden böyle hem çay hem de sütlü kahve fincanı olarak kullanmak için böyle küçük orta boy aldım. Bunun kenarlarında kahverengi şeridi var. O da benim çok hoşuma gitti. Çok koze duruyor bence. Kahverengi olduğu için de böyle ahşap ürünlerle çok 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 güzel duruyor. Yani şimdi şu ne alaka ama hani ahşapla bence çok güzel bir uyum oluyor. Onu göstermek istedim. Bu şekilde siyahla da zaten çok güzel oluyor. Yine bütün tabaklarla, bütün takımlarla çok güzel gidecek bir ürün. Altlıkları yok. Altlık tercih etmiyorum. Belki bardak altlığı alırım zaten. Onların üstünde kullanırım. Boyutu da çok güzel. Fiyatı da çok uygundu. Ben tanesini 20 liraya mı aldım, 15 liraya mı aldım, öyle bir şeydi. Ya da ben 20'ye aldım, sonradan 15'e düştü galiba. Öyle bir şey de olabilir. Gerçekten güzel. Bunlardan da 4 tane aldım. Porselenler bu arada. Şu siyah tabaklarla devam edeyim. Bunları evimin buradaki züccaciyeden aldım. Bunlar seramiktir muhtemelen. Hatırlamıyorum ama seramiktir. Böyle mat siyah düz servis tabakları. Bunları görür görmez aklıma bunu sushi tabağı yapmak geldi. Ama tabii ki sadece sushi tabağı değil. Kızartma tabağı, pankek tabağı, kahvaltı tabağı. Yani bunda mesela işte iki kişi kahvaltı yapacağın zaman güzel tek kişilik kahvaltılık sunumlar hazırlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence çok güzel ama benim asıl aklımdaki amaç bunu sushi tabağı yapmaktı. Buraya da ufak bir soslukla soya sosunu koyup bence çok keyifli olur. Çok güzel tabaklar. Aynı zamanda işte böyle Portland Hope serisiyle mesela masada servis ürünü olarak da kullanabileceğimi düşünüyorum. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi 17,5 lira gibi bir şeydi. Şunu indirmişken şundan bahsedeyim. Karaca'nın bu
değirmenini aldım. Bu African serisi olarak geçiyor. Küçük olanı, yani 16 santimlik olanı. Şurası gold, bence çok güzel. Bunun siyahını geçen yıl MasterChef'te çok fazla siz de görmüşsünüzdür. Orada benim çok hoşuma gitmişti. Ama ben hep böyle ahşap istiyordum. Hani her takımla çok güzel gitmesi açısından. Ahşabını görünce de tabii ki kaçırmadım. Bir tane de bir boy büyüğünü alacağım. Yani bir de çok büyüğü var, onu istemiyorum. Orta boyunu ve küçük boyunu böyle yan yana. Böyle işte tezgahta da kullanabilirim, masada da kullanabilirim. Bence çok güzel ama değirmen kalitesini hiç bilmiyorum bu arada. Kullanmadığım için, eğer kullananlarınız varsa aşağıya yorum bırakırsa da çok sevinirim. Güzel değilse de, yani görsel olarak güzel, masanın bir kenarında ya da tezgahın bir kenarında bu şekilde dururlar diye düşünüyorum. Bence çok hoşlar. Sizler de bakabilirsiniz. Karaca'dan devam edeyim. Yani bir çeyizin olmazsa olmazı gold bir tirbüşondur arkadaşlar. Bu Karaca'nın Gold King serisi. Ben bu serinin bütün ürünlerini aldım. Bütün ürünlerini aldım gerçekten. Sadece bu kalmıştı. En sonunda artık bunu aldım. Bir evde bunun olması ne kadar gerekli hiçbir fikrim yok ama seriyi tamamlamak istedim. Yani görüntüsü çok tatlı çünkü, bakar mısınız, rengi çok güzel. Bir tane bundan aldım. Fiyatı da 25 lira mıydı, 20 lira mıydı, öyle bir şeydi. Çok uygun olunca almak istedim. Serim de bu şekilde. Gold King serisini tamamen bitirmiş oldum. Bu da bu şekildeydi. Tefal'den aldığım iki parça ürünü paylaşacağım sizlerle. Hepsi burada da bir indirim vardı ve bu taba bana 75 liraya geliyordu arkadaşlar. Bence çok güzel ve uygun bir fiyat. Çünkü titanyum kaplama tefal bir tavadan bahsediyoruz. Böyle küçük 20 santimlik yoktu ama 20 santim gerçekten böyle tek kişi ya da iki kişi kahvaltı yapacağınızda, işte yumurtadır, omlettir, sucuktur, işte ne bileyim sosistir yaparken en çok kullandığınız boy oluyor iki kişi yaşarken. Ya da bir yemeğin üstüne bir şey yapıp hemen dökmek için de gerçekten çok rahat oluyor. Boyutu çok kullanışlı, çok böyle hafifliği yerinde, çok güzel bir tava. Çok memnun kaldım ve 75 lira bence çok 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 iyi bir fiyat böyle bir tava için. Şurasında şöyle, görülecek mi bilmiyorum, böyle tırtık gibi bir detayı var. Extra Cook and Clean serisinden. Benim çok hoşuma gitti boyutu. Çok da memnun kalarak kullanacağımı düşünüyorum. Bunu sepete eklediğimde Tefal bana bir kampanya yaptı. Yani satıcı daha doğrusu bir kampanya yaptı. Bu Tefal'in Master Steel isimli saklama kabı 30 liraya geliyordu. Bunun normal fiyatı 99 lira arkadaşlar. Yani küçük bir kap gerçekten 100 lira. Ama bana 30 liraya geliyordu. Bence mükemmel, enfes bir indirim olduğu için, 30 lirada bu kap için normal bir fiyat olduğu için hiç düşünmeden bunu da sepete ekledim. Bu kaplarla alakalı benim hiçbir araştırmam ve fikrim yoktu açıkçası. Ben kendime saklama kabı olarak bu şekilde aynı mantıkta Lovinkileri aldım. Altı cam, üstü bu şekilde plastik contalı kapaklı Lovinkileri aldım. Love'dan bir farkı yok mu? Yok yani. Love daha uygun fiyatlı tabii ki. Ben bunu Dilara'da görüyordum. Instagram adı Dilosin Wonderland. O böyle çok memnun kalarak anlatmıştı yani. O böyle hani çok fazla anlatmıştı. Kendisine de almıştı. Ben de onu çok severek takip ettiğim için oradan bir böyle hani gözüm ısırmıştı zaten. Onun da fikirlerine güvenerek ve fiyatı çok uygun olunca almak istedim. Daha sonra ben Tefal'in mağazasına gittim. Buna bir düzenek kurmuşlar. Bunun içine su koymuşlar. Bir düzenekte bu sürekli dönüp duruyor içindeki suyla. Ve asla damlatmıyor. Onu da gördükten sonra tamam dedim. Bu böyle bir iki tane daha alırım bunlardan muhtemelen. Ama tabii indirim olması lazım. Ya indirime girmesi lazım ya da ara sıra böyle bir alana bedava gibi kampanyaları oluyor. Onları takip edip bundan bir tane daha alırım. Saklama kabı bakıyorsanız tavsiye ederim. Ama dediğim gibi Love'dan da öyle çok ekstrem bir farkı yok. Rengi güzel, kırmızı. Benim aldığım şeylerle renk uyumu da olduğu için rengi de beni mest etti tabii ki. Şeyini söylemedim bu arada. Ben 700 ml'liğini aldım. Yani çünkü bu kampanyalı oluyordu. O yüzden bunu aldım. Çok büyük değil. Çok da küçük değil. Yani beklediğimden daha küçük geldi. Ben daha büyük bir şey bekliyordum. Ama 700 ml bu boyutta oluyormuş. Gayet bunda graten yapıp fırına da atabiliyorsunuz. Çünkü bunu fırına, buzluğa, buzdolabına, mikrodalgaya her şeye atabiliyorsunuz. Böyle ufak iki kişilik ya da tek kişilik graten yapıp kalanını, eğer kalırsa, bu şekilde dolaba çok rahat kaldırabilirsiniz. Peynir kabı yapabilirsiniz. Zeytin kabı yapabilirsiniz. Her alanda çok rahat kullanabilirsiniz. Şimdi şu A101'den almış olduğum tepsiyi göstermek istiyorum size. Çok kötü bir gold. Gerçekten kötü bir gold yani. Ama fiyatı 8 liraydı. Ben de dedim ki yani pişman olmazsın bu fiyata bir şey aldığına. Bir tane al bulunsun. Aynı model tepsi biliyorsunuz IKEA'da var. O çok daha ağır, çok daha kalın metalden bir tepsi. Gold'u da daha güzel ama ya bu
metal olduğu için çizilecek arkadaşlar her türlü. O yüzden o kadar para vermektense 8 lira verip biraz kullanıp hani çizildikten sonra içim rahat bir şekilde vicdan azabı çekmeden çöpe atabilirim. Bunu böyle işte mutfakta da kullanabilirsiniz. Belki aksesuar tepsisi bile yapabilirsiniz ışığa bağlı olarak. Yani kamerada yine o kadar durmuyor ama gözün gördüğü gold rengi gerçekten kötü bir gold rengi. Ama ben yine de aldım, yani çok uygun fiyatlıydı. Ve Madame Coco'dan bu ikili kupa seti. Ya çok fazla kupa ve fincan gördünüz son zamanlarda ama seviyorum yani. Gerçekten çok seviyorum kupayı. Bunları alma sebebim de Madame Coco'dan almış olduğum bu mavi çiçekli kahvaltı takımında çok güzel gideceği için böyle ikili aldım. Bunu da çiçek desenine gitmedim. Çiçek desenliler de vardı ama düz olmasını tercih ettim. Çünkü çiçek biraz boğacaktı artık. Bir tanesi böyle lacivert puantiyeli, bir tanesinde de böyle güzel lacivert desenleri var. Ben büyüklüğünü de çok beğendim. Çok büyük bir kupa değil. Hani 350 ml ya vardır ya yok. Boyutu böyle ufak olması da hoşuma gitti. Şu tasarımı da hoşuma gitti. Bilmiyorum, bence güzel duruyor. Hatta şu an böyle tepsiyle de bence hoş oldu. Etiket fiyatı 50 lira ama bir indirim vardı. Ben daha uygun aldım. Kaç aldığımı hatırlamıyorum ama normal etiket fiyatı 50 lira. Şu ürünle devam edelim. Rende aldım. Kameraya sığmayacak ama şu şekilde biraz eğik mi tutsam. Berghoff markasının bu dört taraflı piramit model rendesini aldım. Şöyle göstereyim. Ben evde Teddy'den aldığım rendeyi kullanıyorum. Çok keskin, elimde sürekli yara yapıyordu. Kendime bir tık daha böyle görünüş olarak da kalite olarak da iyisini almak istedim açıkçası. Bu Berghoff'un şuraları silikon ayaklı ve şu tutma yeri de silikon. O yüzden kaymıyor. Ne işte tezgahta yapsanız ne tabağın üstüne koysanız kaymayacak. Bir tane böyle kalın rende tarafı var. Bir tane böyle dilim dilim yapmak için olan tarafı var ki ben bu tarafı rendelerde hiç kullanmıyorum. Küçük rende tarafı var. Ve bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Böyle yıldız şeklinde çok garip bir keskinliği var. Bunu normal rendemde hiç kullanmadım. Çünkü ne için olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ben ya küçük rende tarafını, genelde de büyük rende tarafını kullanıyorum. Gerçekten şekli çok güzel, çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Ben böyle dikdörtgen şekilli olandan kullanıyorum evde. Kendime farklılık olsun diye böyle piramit modelini aldım. Çok da memnun kaldım. Trendyol üzerinden aldım. Paketlemesi gerçekten çok güzeldi. Hatta açana kadar sinir krizi geçirdim diyebilirim. Çok da uygun fiyata geldi. Bir tane kuponumla birlikte 94 lira gibi bir fiyata gelmiş oldu bana. Berghoff da iyi bir marka. Yani yorumları iyiydi bu rendenin. O yüzden ben de tercih ettim. Şimdi hemen şurada görmüş olduğunuz goldlara bir geçiş yapalım. Bu gold ürünlerin hepsini BİM'den aldım. Bir tanesi BİM'in meşhur gold ekmekliği. Bunu iş çıkışı gittiğim halde buldum. Gerçekten çok mutluyum bulduğum için. Normalde kalmıyor çünkü. Şu şekilde güzel bir sepeti var. Gold'un rengi gerçekten güzel. Tel kalitesi güzel. Ağırlığı güzel. İçinde de şöyle bir kumaşı var. Bu yıkayınca biraz çekiyormuş. Muhtemelen içinde bunun keten var. Dokusundan da biraz belli oluyor. Güzel bir ekmekli. Böyle günlük olarak masada kullanırım. Bununla birlikte bu ürünü aldım. Şimdi bunu göremeyeceksiniz siz. Şöyle kaldırayım biraz. Bu kupalığı aldım. Bunu ben tezgah üstünde kullanmayı düşünmüyorum. Yani tezgah üstünde çok fazla gold görmeyi istemiyorum daha doğrusu. Genelde siyah ve ahşap ağırlıklı gitmeyi düşünüyorum. Bunu böyle dolap içi düzenimde kullanırım diye düşünerek aldım. Yani çok uygun fiyatlıydı, bulunsun. Ben mesela kupa koyayım, bunu o şekilde bakalım. Mesela şu şekilde H&M kupalarımı dizdim. Gayet de güzel oldu. Son gold ürünümse bu peçetelik. Bunu da dediğim gibi yine BİM'den aldım. Hatta bunu daha yeni aldım. Yine dediğim gibi mutfakta çok gold kullanmayı düşünmüyorum. Tabii ki mutfağımın şekline, rengine de bağlı ama buna asıl alma amacım ben bunu misafir geldiğinde banyoyu bu şekilde çıkarmak için aldım. Çünkü hani makyajını silmek isteyen olabilir, elini havluya silmek istemeyen olabilir vesaire. Kağıt havlu her zaman daha hijyenik oluyor. Bu şekilde kağıt havlu koyup şuraya da bir tane küçük el havlusu misafir için asmayı düşünüyorum. Misafirim geldiğinde bu şekilde işte tezgahın üstüne artık nerede yerim olursa çıkarıp bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Sizler de böyle değerlendirebilirsiniz belki. Hani şuradan da bir böyle parçasının olması bence havlu asmak için çok ideal olduğunu düşünüyorum. Bunun da fiyatı 20 liraydı. Şimdi geldik son iki ürüne. English Home'un iki tane ayaklı kasesini aldım. Gerçekten çok güzeller. Bayılıyorum görüntülerine. Bu küçük olan 19 santimlik olanı böyle bir şarap kadehi gibi bir formu var.
gerçekten inanılmaz güzel. Yani benim şöyle göstereceğim, yine çok 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 hoşuma gitti. Bu dediğim gibi 19 santimlik olanı. Bunda büyüğü tercih etmedim. Büyük de vardı, bir de sanırım 15 santimlik olan da var yanlış hatırlamıyorsam. Hani çok geniş durabilir diye bunda büyüğü tercih etmedim. Bir de bunu aldım. Bu daha kısa ayaklı, daha bodur bir kase. Bunun da 24 santimliğini tercih ettim. Bunun da mesela 20 santimliği var. O çok küçük kalabilir diye ben dediğim gibi bodur olan da 24 santimi, daha uzun ayaklı olan da 19 santimi tercih ettim. Bence inanılmaz güzeller. Gerçekten çok beğendim. Ben indirimsiz olarak aldım ama her 75 lira alışverişe 15 lira indirim oluyordu. O şekilde avantajlı oldu. Yani şu an fiyatlarını söylememin bir mantığı yok o şekilde aldığım için. Bulursam linklerini muhakkak paylaşırım. Çünkü bence muhakkak bunlara bakın. Her sofraya çok güzel gidecek ürünler. Her şeyi çok güzel kaldıracak ürünler. İşte salatadır, börektir, bir şeydir. Her türlü sunumda çok çok rahat kullanabilirsiniz. Ve bence çok şık duracak ürünler. Artık o kadar konuştum ki kelimeler birbirine giriyor. Dilim birbirine dolanmaya başladı. Videoyu burada kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.